Trabzon Lisesi yıllarım daha sonra başladı. Trabzon Lisesi'nde tabii Hayri Gür hocamız Trabzon Lisesi ile ve diğer Kemal Ülker Beyler, Naci Duman Beyler Trabzon Lisesi'nde futbolun gelişmesine çok katkı sağladılar. Trabzon Lisesi'nde takımlar yapılırdı ve kendi aralarında maçlar oynanırdı. Biz de onları izlerdik. Onların arasında milli futbolcular İstanbul'da, Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta oynayan futbolcular yetişmişti. Mustafa Bozbağ, sol bek. Gündüz Kılıç zamanında, Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ı çalıştırdığı zamanlarda, o Mustafa Bozbağ'ı ben oraya gönderebildim. Durmadı bizim çocuklarımız. Mesela Hayrettin Beşiktaş'a gitti, durmadı, kalktı, geldi. O Harun Kılman Beşiktaş'a gitti, durmadı, kalktı, geldi. Lütfü vardı bir tane. Muazzam futbolcu Galatasaray'a gitti. Fakat o da durmadı. Yani bunlar hep Trabzon'a aşıkıydı. Gurbette yapamadılar. Kalktılar, döndüler, geldiler gene hep buraya. İşte ondan sonra da Trabzon kuruldu ama biz bunlardan istifade edemedik. Hiçbirinden istifade edemedik. İlk kurulduğu zaman İdman Ocağı girseydi muazzam işler görürdü. İdman Ocağı'nda o zaman Ahmet Suat oynuyordu. Osman Burma oynuyordu. Efendim Sabahattin oynuyordu. Efsane futbol takımından Şenol Güneş, Ali Kemal, Turgay, Necati, Necmi, bugün bakanım Faruk Özak, Atay Aktu. Bunlar inanılmaz sporcuydular. Bülent Şahin Kayalar hep Trabzon Lisesi mezunu ve onlarla biz gurur duyuyoruz. Onların ismi Trabzon Lisesi'nde veya toplumda zikredilince onların tamamen bu Trabzon'un malı olduğunu, özü olduğunu ve onun için de Trabzon Liseli olmasından dolayı biz ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Aaa Şenol. Ne var ya? İyi misin? Sağ ol, kusura bakmayın. Maşallah mı hocam? Gözlerim iyi görüyorum. Allah görüyoruz. Sağ ol. Artık. Allah daha uzun ömür versin. Geçti be Şenol. Geçti, vallahi geçti. Siz, Allah sizlere uzun ömür versin. Çalışın bu memlekete hizmet edin. Renkler de çok güzel. Şey renkleri de güzel. Senin gibi şey ışıldıyor yani. Ha onu diyecektim. Benim evi gördünüz değil mi? Her tarafta. Her taraf bordo mavi. Genel Müdür evet, Mehmet Atalay'ın müşrettiği ve Başbakan'ın verdiği şey bu. Evet. Evet. Abi, enerjini var ya, vallahi futbolcu vermezsek ya, her maç alırız ya. Yani, Salı günü bayram geçmiş olmasına rağmen gene Erdoğan'la taşınıyorlar, benim çocuklar buraya geliyorlar. Hocam, Şenol geldi. Şenol geldi tabii ya, Şenol geldi. Geldi, hadi bakalım, ona yardımcı olacağız. Yardımcı olacağız, destekleyeceğiz. Sağ ol. Çalışma ondan, destek bizden dedim. Yalnız futbolda değil tabii. Bölgenin organize ettiği bilim müsabakalara katıldık. Ve hepsinde de aşağı yukarı iyi dereceler aldık. Hangi sporlarda mesela Hayri Hocam? Mesela yüzme müsabakaları yapıldı. Nerede ama yapılıyordu Trabzon'da? Denizde. Olduğu gibi açık denizde yapılıyordu. Limanda yapılıyordu. Orada kulvarlar şey. Yani ayrıca bir yüzme havuzu yoktu o zamanlar. Sürmene tipi kikler yapılmıştı. Bu bildiğimiz kikler Karadeniz'de yüzmez dediler. Kırılır dediler. Sürmene'de yapılan kikler özel bir tipti. Kit dediğiniz kayık mı? Kik işte kayıklar. 6 kürek, 4 ve 2. Aynı obirleri gibi. Ama obirleri o sargan gibi olan, sargan balığına benzeyen o kikler bu denizde yüzmez dediler, dallalıdır dediler, kırılır dediler, gitmez falan. Onun için Sürmene'de yapılıyordu bu kayıklar Avni Bey zamanında. O hiç zamanki sürdüm. Kulüplere hepsine birer tane 6 tek, bir tane 4 tek, bir tane de 2 tek kayığı verildi. Hepsine verildi. Askeri gazinonun olduğu yerden o burundan itibaren Akçabat istikametine doğru müsabakalar yapılıyordu. Diğer Necmati Kulübü vardı. Doğan Spor Kulübü vardı. İdman Ocağı, İdman Gücü 4, Sebat 5, bir de garnizon vardı o zamanlar. 6, bir de Trabzon Lisesi 7 takım.
Hayri Bey ile başlayan 1939'lu yılında Trabzon Lisesi'ne gelmiş. İnanılmaz zor şartlar altında, imkansızlıklar içerisinde spora önem vermiş. Şu albümde de gördüğünüz gibi kişi futbolcu kökenli olmasına rağmen kayak, yüzme, atletizm inanılmaz bir boyutta çok yönlü hareket etmiş. Benim zamanımda kapalı spor salonu da yoktu. Sonradan yapıldı bunlar. Hep açık havada voleybol oynanıyordu. Handbolü biz getirdik zaten Ankara'dan buraya. Bizim hocamız Ankara'da Herdaynaz, Almandı. Bize handbolü o öğretti. Fakat biz handbolü aynen futbol gibi 11-11 oynuyorduk. Ve açık havada oynuyorduk. Açık sahada, futbol sahasında oynuyorduk. Kızlardan bir grup, o zaman kızlar müsabakalara katılmıyorlardı Trabzon'da. Benim geldiğim 1939 yılında. Ben bir grup teşkil etmiştim. Onları alıp geliyordum bu kabak meydana. Lisenin olduğu yerde şimdi eski saha vardı. Eski saha, toprak saha. Yarısı taşla çevrilmiş, yarısı tarabayla, tahtayla çevrilmiş. Böyle bir sahaydı. İdare şimdi. Orada ben bunlara atletizm yaptırıyordum kızlara. Ondan sonra alıp getiriyordum tekrar liseye. Lise o zaman Kemerkaya'daki, şimdiki Anadolu Lisesi'nin olduğu yerdeydi. Sonradan tabii daha genişledi. Erkekler müsabakalara katıldı. Krino atletimiz olmuştur. Demin kaleci, Krino atlet olarak çalıştı. Jimnastikçi olarak çalıştırdım ben onu. Ondan sonra da mecbur kaldık. Kaleci yaptık onu. Şimdi bizim zamanımızda yani biz liseye girdiğimiz zaman o zaman Trabzon Lisesi ligde oynuyordu. Yani Trabzon, işte İdman Hoca, İdman Gücü filan onlar bir şey halinde lig olarak addediyoruz. Ligde oynuyordular. Fikstürlü lig mi? Fikstürlü tabii. Ve o zamanla hemen her sene şampiyon oluyordular. İşte 9 sene sonu geldi zaman, yani liseyi bitirme zamanına Hayri Hoca da bizim hocamızdı. İdman. Seni dedi ille ben oynatacağım, kaleci olacaksın dedi. Ya hoca ben oynayamam filan kaleci. Hani şey olur. Ve nitekim son sınıfta 948 senesinde beni kaleci olarak oynattı. Hayri Gür'ün beden eğitimi öğretmenliği görevindeki serüveni, kuruluşundan itibaren şehrin en önemli gerçeklerinden Trabzonspor'la da kesişti. İlk kez kırmızı beyaz renklerle 1966 yılında kurulan Trabzonspor'da Başkan Ali Osman Ulusoy'un yoğun ısrarlarıyla Trabzonspor Teknik Direktörlüğü yaptı. Bu sırada Trabzon Lisesi'ndeki öğretmenlik görevini de sürdürdü. Martı Spor'u aldılar. Yalı Spor, Martı Spor İdman Gücü. Üç kulüp kurdular ve gönderdiler. Ve tasdik edildi, geldi. Bana da teknik direktörlüğünü teklif ettiler. Yeni kurulan Trabzonspor'un, o zaman kurulan Trabzonspor'un başkanı Orhan Ali Osman Ulusoy'du. İdman Hoca hariç girmediler onlar. Onlar biz dediler girmeyiz, kabul etmeyiz. Maddi durumları iyi değil kulübün. Oyuncu bakımından iyi değil. En iyi oyuncular İdman Hoca'ndaydı. İdman Hoca oyuncu vermedi. O bir kulüple dışarıdan da alma imkanı olmadı. Maddi durumları iyi olmadığı için. Ali Osman Bey bana teklif etti. Dedim Ali Osman Bey, benim Trabzon Lisesi'nde tek başımayım dedim. 4000 mevcudu var Trabzon Lisesi'nin dedim. Ben tek başımayım dedim. Günde 6 saat beden eğitimi dersi yapıyorum dedim. Her gün dedim bu. Yani hiç başımı kaşıyacak zamanım yok. Yoksa memnuniyetle kabul ederim bu teklifinizi. Seve seve kabul ederim. O zaman valiyi araya koydular. Vali benim Trabzon Lisesi'ndeki derslerimi yarı yarıya indirdi. 1950'li yıllarda Trabzonlu amatör futbolculardan oluşturduğu karma takımlarla katıldığı turnuvalarla Trabzon futbolunu Türkiye'de ilk gösteren de oydu. Ben bir sene bir Trabzon karması, daha Trabzonspor kurulmadan evvel bir Trabzon karması yaptım.
Bana verdiler o görevi. Ve Ankara'ya gittik. Ankara'da bir Cumhuriyet Kupası müsabakası okuduk. Ankara karması, Bursa karması, Adana karması, bir de Trabzon karması. 4 takım arasında. Trabzon futbolu Trabzon hudutlarının dışında tanınmıyor, bilinmiyor o zamanlar. Bizim o zamanki takımımız şu. Kalede hatırlayabildiğim kadarıyla bir İbrahim vardır. Hantal İbrahim derlerdi. O zaman dublive oynanıyordu. Sağ bek, sol bek. Sağ bekte Faik Yabanoğlu vardı. İdman güçlü. Sol bekte de yine idman güçlü Hayrettin vardı. Santraf idman ocağından Sabahattin. Sahaf Ahmet Suat. Solaf Osman Burma. Osman Burma sonradan Hacettepe'ye gitti. Ankara'ya. Hastanede çalışıyordu. Görevli olarak. Orada da futbolu bıraktı herhalde. Santrafor Celal vardı. Sait Celal'in kardeşi İhsan vardı. Sağ açık Ziya vardı. Sol iç Harun Kılman vardı. İdman güçlü. Sol açık yine idman ocağından Orhan vardı. Trabzon stadının inşa edilmesinde bizzat çalışan Hayri Gür, mesai arkadaşı Hüseyin Avni Aker'in adının stadyuma verilmesini önerdi. Avni Aker stadı bu vaziyetteydi. Meyilliydi aşağı doğru. Sanat okulu, endüstri meslek okulundan üst yoldan aşağı doğru, denize doğru, yeni mahalleye doğru böyle dere şeklindeydi. Orada düzlük diye bir şey yoktu. Miraç denilen bir Trabzonlu vardı Kars'ta, müteahhit. Onu getirttik. O zamanki imkanlar, şimdiki vasıtalar yok. O toprak tespihesi Avni Bey zamanında yapılmıştır. İki tekerlekli atlı arabalarla yapıldı. Kazma kürekle yapıldı, insan kuvvetiyle yapıldı. O toprak kazıldı, kazıldı yukarıdan aşağıda en aşağı 500 metre bir dolgu yapıldı o yeni mahalle. Ta yola kadar da o iniyordu yukarıdan aşağı yola kadar. Yol dolduruldu o aşağı. O tesviye yapıldıktan sonra sahayı yaptık. Avni Bey'le beraber çalışıyoruz. Sahayı yaptık. Fakat iyi kötü bir şeyler yaptık. Sahayı düzelttik. Maçları başlatacağız. Vali bana sordu. Müdür dedi. Ne diyorsun dedi. Saha tamamlandı ama buna bir isim vermek lazım dedi. Hüseyin Avni Aker dedim. Bunun dışında Trabzon'da doğma büyüme bu mesleğe aşıkı bir adam ben göremiyorum dedim. Şu kadar senedir ben buradayım. Peki dedi. Spor anlamında hem fair play'i kattı, hem sporcu yetiştirdi, hem bilgilerini verdi bize. Çok Allah razı olsun ondan. Çok güzel şeyler yaptı Trabzon'a. Teşekkür ediyoruz tekrar hocam.